Ben öncelikle en bana duyduğuna teşekkür ediyorum. Ve de kutluyorum gerçekten. Çok etkileyici bir toplantıda olduğumu fark ettim. İki haftadır öğrenci kongrelerine katılıyorum. Her birinden de ayrı bir şekilde etkileniyorum ve bir pozitif enerjiyle ayrılıyorum gerçekten. Onun için çok teşekkür ediyorum hepinize. Geçen hafta Ankara'da tıp eğitiminde araştırma konusu daha çok tartışılmıştı. Bugün de elimizde aslında ikisi de üzerinde konuşulması gereken gerçekten çok önemli konular. Ama çok da fazla bilgi olmayan şeyler diye eklemek istiyorum. Bugün ben sizlerle zamanım el verdiğince çok uzatmadan tıp ve tıp eğitimiyle ilgili bir genel kapsam, arkasında evrimsel biyoloji ve tıp yararları, engelleri, tıp eğitimi kapsamında evrimsel biyoloji ve tıp nasıl verilmeli, dünyadan örnekler, Türkiye'deki durum nedir? Çok iyi bilmiyoruz ama en azından bazı öngörüler var. Ve ne yapılmalıyla konuşmamı bitireceğim. Ne yapılmalı kısmını sevgili Cem Terzi'den aldım. O bugün aramızda değil, bu konuda aslında çok çalışan bir arkadaşımız. Onun için onun slaytlarından da faydalanarak sizlerle onu paylaşmaya çalışacağım. Tıp ve hekimlik alanına baktığımız zaman, hekimlik uzun bir dönem bir sanat alanı olarak kabul edilmiştir. Özellikle bilim çağından önce hekimliğin daha çok iyileştirici rolü üzerinde durulmuş. Ancak bilim çağıyla, bilgi çağıyla birlikte tıbbın bir farklı yönü ortaya çıkmıştır. O da bilimsellik yönü, bilim yönü. Bugün hekimliği veya tıbbı bilimsel temeline oturtmadan tartışmak mümkün değil. Bu sanayi 4.0 dönemine geldiğimiz zaman tıbbın bir farklı özelliği daha oluyor. O da teknoloji. Teknoloji giderek artan biçimde yaşamımıza giriyor. Ve özellikle sizin hekimlik yapacağınız dönemde bu daha da fazlası etkileyecek gibi görünen bir kavram, teknoloji. Dolayısıyla teknolojiyi uygun kullanan, teknolojiyi akılcı kullanan hekimler olmanız son derece önemli diye düşünüyorum. Aksi takdirde teknoloji size hikmetecektir. Burada özellikle sizlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda teknolojiyi üreten kişiler de olmanız, bunun, bu sorunun ortadan kalkacak önemli bir kavram diye paylaşmak istiyorum sizinle. Tıp eğitimi, tabii konuşuyoruz bugün. Tıp eğitiminde bugün değişimi zorlayan oldukça önemli faktörler var. Bunların başında, bugünkü konuyla da özellikle ilgili olan yeni bilgi ve bilimsel gelişmesi tıbbı. 2015 yılında tıpta bilgi yarı ömrü 3.5. Bu ne demek? 3.5 yılın sonunda öğretilen bilgilerin yarısı yanlış olabilir. Olabilir diyorum, olur değil. Ama hangi yarının yanlış olacağını bilmez mümkün değil. Daha ürkütücü olanı 2020 yılındaki projeksiyon tıpta bilgi yarı ömrünün 0.2 yıl olacak. Korkunç bir şey. Bunu eğitimle nasıl ortadan kaldıracağız bu tehdidi? Hekim olarak biz hekimlik yaparken bu tehdidi nasıl ortadan kaldıracağız? Onun için gerçekten sizlerin hekimlik döneminde işleriniz biraz daha bu 0.2 yıl, belki hekim olduğunuz zaman 0.1 yıla düşebilir. Böyle bir tehditle de karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra hastalıklardaki değişimler, özellikle evrimsel biyolojinin daha iyi anlaşılmasıyla bu giderek artan biçimde karşımıza geliyor. Bireyselleştirilmiş tedavi yine bunun bir parçası olarak karşımızda. Sağlık sistemindeki değişimler, ekip çalışması gereği, yaşam boyu öğrenme, tıp eğitimini gerçekten zorlayan, değişime yol açan şey. Bir diğer önemli konu da özellikle toplum ve halk sağlığının öne çıkması. Önleyici hekimliğin daha önem kazanması. Ve burada da yine evrimsel biyolojinin ve evrimsel tıbbın çok önemli bir katkısı var bu kavrama bakıldığı zaman.
eleştirel düşünme ve analitik becerilerinin kullanılma gereği giderek artan biçimde yaşamımıza geliyor. Dolayısıyla eskiden hep hekimlerin sadece bilgi, beceriyi düşünürken bugün bir mühendis gibi düşünme veya farklı biçimde sosyal bir yapıda farklı bir insan biçiminde düşünmeyi gerektiren bir analitik beceri ve eleştirel düşünmeyi ortaya koyan bir dönemden geçiyoruz. Bu da bizi zorluyor. Tıp fakültesinin, tıp eğitiminin temel amacı tabii iyi hekim yetiştirmek. Burada iyi hekim kavramını ben kök yüksek yetiştirmeyle eşleştiriyorum. Kök yüksek kavramı da 2000 yılında Johns Hopkins Tıp Fakültesi Dekanı'nın tıp fakültesi açısında söylediği Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nin temel amacının kök hücre yetiştirmek olduğu. Bir genel cerrah, bir oftalmolog, bir kadın doğumcu yetiştirmek değil. Bunun anlamı ne? Kök hücrenin temel özelliği üzerinden giderek yapacağı işi iyi yapan, istediği yönde değişebilen, istediği zaman karşı tarafı etkileyebilen bir hücre olmasıdır. Burada da sizin kök hücre olarak yetişmeniz durumunda ister genel pratisyen veya aile hekimi olun birinci basamakta, ister uzman olun, ister akademisyen olun, ister araştırmacı olun, iyi hekimlik kavramını içselleştirmiş bir kişi olarak hizmetinizi sunarsınız. Şimdi tıp eğitiminin programlarında giderek artan biçimde bir klinik karar verme süreçleri, analitik beceriler, eleştirel düşünme, sorun çözme ve öz yönelimli öğrenme ve kanıta dayalı tıp, veri tabanlı bir yeni verimli bir hizmet tıp eğitim programlarını zorluyor. Dolayısıyla bir değişimi mutlaka bizim yaşamamız lazım. Bu kavramları tıp eğitimi içerisine sokmamız için. Bu bağlamda tabii yapılacak bazı şeyler araştırma eğitiminin giderek artırılması ama bir kavramda mutlaka tıp öğrencilerinin veya yetişen hekimin bir değişim içinde akıllı bir kütüphaneden çok bilgi çağına uyum gösteren birey olarak yetiştirmesini sağlamamızdır. Burada işte evrimsel biyolojinin bence farklı biçimde verilmesini gerektiren bir şeyle biz bunun üstesinden gelebiliriz gibi görünüyor. Sabah da gösterildi bu. Tıbbın temeli biyoloji, biyolojinin temeli ise evrimdir. Tabii bu kavramı eğer biz bir düşünce tarzına dönüştürürsek, o zaman biraz önce söylediğim o sorunlar ve tehditler gerçekten ortadan kalkabilir tıp eğitimiyle ilgili olarak. Bunun yanı sıra yine sabah gösterildi. Dobanski'nin şeyi, söylemi, biyolojide hiçbir şey evrim ışığı dışında bir anlam ifade etmez diye. Gerçekten çok güzel bir söylem ve bugünün sizlerin bugün tartıştığınız konuların tümünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir yaklaşım olarak görülüyor. Güncel tıbbın önemli sorunlardan bir tanesi bugün farklı alanlardan toplanmış sistematik olmayan bilgi ve becerilerin bir kümesi olması. Karşımızda bir küme olarak dezorganize, sistematik olmayan bir bilgi ve beceri var. Dolayısıyla bunun biraz daha organize olması lazım. Bu organizasyonu sağlayacak, bu kohezyonu, ilişkilendirmeyi sağlayacak şey de birçok konuda evrimsel biyoloji. Çünkü evrimsel biyoloji ile birlikte bilginin anlam kazanması söz konusu. Yani elde ettiğiniz bilgiyi nerede nasıl kullanacağınızı anlamlandırarak ancak siz hekimlik yapabileceksiniz. Biyoloji çok önemli bir değişim içerisinde. Ve özellikle disiplin arası kesişmeler çok fazla artmış durumda. Hekim tıpta da böyle. Alanlar arası etkileşimler giderek artan biçimde karşımızda. Yeni biyolojik araştırma alanları gelişiyor. Evrim eğitimi giderek kolaylaşıyor çünkü bilginin çok arttığı bir dönemden geçiyoruz bu 10 yıllarda. Evrimsel tıp, tıp biliminin tıp ve halk sağlığı alanlarının kullanımına sunulmasıdır. Şimdi burada biraz önce de söylediğim değişim içerisindeki özellikle önleyici hekimliğin, koruyucu hekimliğin ön plana çıktığı bu dönemde o zaman bunun
evrimsel biyolojinin kullanımı şüphesiz çok etkili ve yararlı bir süreç olarak karşımızda. Ha, bunu yapmak kolay mı? Çok kolay değil. Belli bir değişimi mutlaka sizin ve bizim yaşamamız lazım. Tıp eğitimi bugün bilginin çok arttığı ve bilgi yararının çok kısaldığı bir dönemde öğrencilerin kapasitesinin üzerinde aşırı bir bilgi yükleme yönelik bir eğitim şeklinde gidiyor. Bunu da öğretelim. Şunu da hiçbir şey gereği olmayan bir sürü bilgiyi o beyinlerinize, beyinlerinize, nöronlarınızın içerisine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun üstesinden gelmek çok kolay değil. Ama bir özellikle bilgiye erişimi ve bilgiyi kullanımı eğer biz iyi size verebilirsek, o zaman bu söylediğim aşırı bilgi yükleme konusunu gerçekten bertaraf edebiliriz, kısmen de olsa. Gereksiz bilgiyi vermeden, sizin ihtiyacınız olan bilgiyi ortaya koyan, bireyselleştirilmiş tedavi gibi bireyselleştirilmiş eğitim söz konusu oluyor. Yani kişinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alması gibi bir kavram bugün bizimle karşı karşıya görüyoruz. Dolayısıyla biz eğer evrimsel biyolojiyi kullanırsak, önemsiz ayrıntılar, müfredatçiler yer almasını önleyerek, tıp öğrencilerine verilmesi ve gereksiz bilgi yüklenmesini engelleyerek, insan vücudunun daha iyi anlaşılmasını sağlayarak eğitimi verirsek, biraz önce söylediğim o bilgiye erişim ve o bilgiyi anlamlandırarak kullanmanızın bir yetkinlik haline gelmesini sağlayabiliriz. Dolayısıyla tıp eğitimi, evrimsel biyolojiyi mutlaka içine almak zorunda gibi görünüyor bu dönemde bakıldığı zaman. Bunun yararları açısından bakıldığında özellikle sağlık ve hastalıkların daha iyi anlaşılması. Yani sadece tedavi edici değil, aynı zamanda koruyucu hekimliği de tanı ve tedaviyle birlikte daha iyi yapan, çünkü hastalıkların etiyolojisini daha iyi anlayan bir hekimlik tanımlıyor evrimsel tıp eğitimi. Yani bir olayın mekanizmasını öğrenerek eğer biz gidebilirsek, o zaman hem tanısını hem tedavisini çok daha iyi yapabiliriz. Uzun dönemler bizim bu tıp eğitimi şeyinde kullanılan fizyopatoloji denilen bir kavram vardı, bir ders vardı, bugün kaldırılmıştı. Farklı biçimlerde veriliyor. Dolayısıyla hastalık mekanizmaları üzerinde gitmek yerine doğrudan doğruya bilgiyi bir hap olarak vermeye çalışarak tıp eğitimini yapıyoruz. O da sıkıntı yaratıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla evrimsel biyoloji burada bize yardımcı olabilir. Entegrasyonu özellikle genetik, çevresel ve enfeksiyon hastalıktan daha iyi anlaşımı sağlıyor ve son dönemlerde de insanların ve toplumun hastalıklara karşı eğilim ve risklerini belirlemede kullanmaya başladığı için de koruyucu hekimliği, halk sağlığını farklı biçimde koruma yönünde bir yararı var evrimsel tıbbın. İnsan biyolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlar dedim. Burada bir örneğin kanserin başlaması. Hangi mekanizmayla hücre kansere dönüşüyor? Klonal seleksiyon, ekolojik bir süreç olarak algılanması ve bununla birlikte de bunun iyi anlaşılmasıyla da kanserin tedavi yapısından değiştirme söz konusu evrimsel tıpla. Otoimmün hastalıklar sabah konuşuldu. Değil mi? Otoimmün hastalıklarla ilgili epidemiolojik çalışmaların özellikle alerjik rinit, inflamatuar bağırsak hastalıkları, bütün sklerozun tedavisinde farklı tedavi yöntemlerinin kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar evrimsel tıbbın farklı bir boyutta insan biyolojisinin anlaşılmasını daha iyi kullanıyor. Parazitlerin kullanılması, kurtların kullanılması gibi sabah söylendi, solucanların kullanılması gibi kavramlarla bu yapılabiliyor. Antibiyotik kullanımıyla antibiyotik direncinin gelişmesi arasındaki ilişki yine sabah gösterildi. Evrimsel biyoloji için iyi bir örnek. Metabolik bozukluklar yine sabah yine söylendi, değil mi? Metabolik sendrom. Tip 1 diyabetin gelişmesi gibi konunun genlerle çevre etkileşim sonucu olduğu üzerinde durulması evrimsel tıbbın, evrimsel biyolojinin etkisini ve katkısını ortaya koyuyor. Ancak maalesef evrimsel biyoloji tıp eğitim müfredatı içerisinde
bir yalın olarak yer almıyor. Yani bir anatomi gibi, bir embriyoloji gibi, bir mikrobiyoloji gibi yalın bir şekilde yer almıyor. Onun için bu konuda belki bunların daha kesin çizgilerle ayrılarak verilmesi tıp eğitim müfredatını iyileştirme açısından önemli. Son birkaç 10 yıl içerisinde evrimsel biyoloji tıp eğitiminde yer almaya başlamış durumda, ancak bu da oldukça sınırlı yer alıyor. Ve Türkiye'de ve dünyada bazı tıp fakültelerinde bu sadece evrim teorisinin anlatılmasıyla eşleşmiştir. Yani evrim teorisini anlatarak evrim biyolojisini tıp eğitimine katmak yeterli değil. Ama tabii onun da mutlaka verilmesi lazım. Amerika'da Amerikan Ruslar Birliği Akademisi ve Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği tıp eğitimi içerisinde evrimsel biyolojinin mutlaka verilmesi gerektiği yönünde bir öneride bulunuyor tıp fakültelerinde. Hatta biraz sonra göstereceğim. Verilecek eğitimin tüm ögelerini, yetkinlikleri, öğrenim hedeflerini bile tanımlamış durumdadır. Dolayısıyla Türkiye için de belki böyle bir çalışma yapmak sizin şeyinizde, önderliğinizde ve sizin zorlamanızda yapılabilir. Evrimsel biyolojinin bence önemli özelliklerden bir tanesi, temel bilimlerin organize edilmesi sağlayan birleştirici bir temeldir. Ve burada özellikle bilginin entegrasyonunu sağlayan bir süreç olarak onun şeyini kullanılmasını sağlayabiliriz. Burada özellikle evrimsel düşünceyi bizim ortaya koymamız. Yani bir konuya bakarken onun evrimsel düşünceyle olan ilişkisini düşünerek yaparsanız o zaman amacına olursunuz. Evrimsel düşünmenin anlaşılma kısmına baktığımız zaman insanın genetik varyasyonları, üreme tıbbı, dejeneratif hastalıklar, konak patojen etkileşim ve diğer türlerle olan farklılar gibi konularda daha iyi anlaşılır konular ve translasyonel araştırmalar veya aktarım araştırmaları, temel araştırmalar ve sağlık sisteminin daha kolay tartışılabildiği bir ortam yaratılır. Biraz önce söylediğim eleştirel düşünme ve analitik becerilerin kazanılması için o zaman evrimsel biyoloji bir araç olarak kullanılabilir. Daha iyi şeyi sağlama adına. Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği özellikle gelecekteki hekimin bilimsel temeli konusunda adaptasyon, sağlıkta genetik ve epigenetik değişimleri tanımlama özellikleri gibi insan genomundaki fonksiyonel elementleri bilen hekimler olarak tanımlıyor gelecekteki hekimleri. Dolayısıyla sizlerin de bu konularda bilinçli olması çok önemli. Tıp eğitiminde özellikle evrimsel biyolojinin ve evrim süreçlerinin bir vücudun makine olarak görülmesi değil, bir gerçekten biyolojik bir alan olarak görülmesine alınması lazım. Onun için de belki de eğitimde bunun sadece tıp eğitiminde değil, tıp eğitimi öncesinden başlaması lazım. Tabii Amerika'da tıp öncesi verilen biyoloji eğitimi içerisinde muhtemelen daha çok yer vardır ama bizim de üniversite öncesi eğitimde, yani lisede evrimsel biyolojiye daha çok yer vermemiz, bilimin gelişmesi açısından ve tıp fakültesine de hazırlık açısından çok önemli. Çünkü bugün tıp eğitimine hazırlık açısından yetersiz. Hatta Türkiye'de acaba lise döneminde ve üniversite öncesi evrim anlatılsın mı anlatılmasın mı gibi bir tartışmalarda yürüyen bir kavram. Dolayısıyla bunun üstesinden gelmek gerçekten bizim evrimsel biyolojiyi bir temel bilim alanı olarak tanımlamamız önemli.
Önemli sorulardan bir tanesi, tabii Sabah Ergi Hoca örneği üzerinden bakarsanız her şey çok pozitif. Ama evrimsel biyolog sayıları oldukça sınırlı. Türkiye'deki rakamı bilmiyorum ama eminim ki bir parmağın, bir elin beş parmağından daha fazla evrim biyoloğu, evrimsel biyolog yoktur diye düşünüyorum açıkçası. Hastalıklar ve organ sistemleriyle ilgili evrimsel yöntemler mutlaka entegre sunumlarla verilmeli tıp eğitiminde ve sağlık ve hastalıkların biyolojik temeli şeklinde düşünülmeli bu eğitimden. Daha sistematik ve geniş bir perspektifle verilmesi önemli. Çünkü biyoloji dersleri bizde yetersiz gerçekten. Ve uzmanlaşmış lisans derslerine ihtiyaç var. Bu dersleri verecek kişilerin bu konuda gerçekten çok deneyimli ve bilgili olması önemli. Evrimsel biyolojinin tıpla ilişkisi prensipleri aynı anatomi, genetik ve fizyoloji gibi mesleki eğitimin parçası olarak düşünmesi tıp eğitiminin bu yönde değişimini gerektiren bir süreç gibi görülüyor. Mevcut temel bilimlerle evrimsel biyoloji arasında önemli farklar var. Mevcut temel bilimler bugün enfeksiyon sonrası ateşin mekanizmasını açıklar. Ama evrimsel tıp neden ve nasıl ateş yanıtına evrildiğimizi, sabahtan beri ateş konusunda iki değerli konuşmacı şey yaptı, ne zaman ve nasıl tedavi edeceğimizi açıklar. Tabi burada özellikle entelektüel anlayışın değişik isimlerin entegrasyonu sağlar. Yani ateşin mekanizmasını iyi bilerek, neden bunun böyle evrildiğini bilerek eğer şey yaparsak o zaman tedaviyi de daha doğru bir biçimde yapabiliriz gibi görülüyor. Müfredatta ne kadar evrimsel biyoloji var? Yapılan bazı çalışmalarda İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan tıp fakültelerinin %37'sinde evrim yer alıyor programlarda müfredatta. Amerika'da iki çalışma, bir tanesi 2003 yılında, bir tanesi 2015 yılında aynı grup tarafından yapılmış ve karşılaştırma yapılmış. Daha önce tıp fakültesi dekanlarının bu konuda çok duyarlı oldukları, %50'sine yakın duyarlı olduğu ve %48'inde evrimsel biyolojinin yer aldığı, ancak %20'sinde hiçbir zaman evrim biyolojisi olmadı, evrimsel biyolojinin olmadığı bir eğitim programından bahsediliyor Amerika'da 2003'te. 2015'te bu çalışmanın tekrar edildiğinde tıp fakültelerinde %44 oranında evrimsel biyolojinin artış gösterdiği ortaya konmuştur. Yani o bir 10 yıl içerisinde önemli boyutta evrimsel biyoloji tıp eğitimi müfredatına Amerika'da girmiş görülüyor. Ancak bunun %6'sının, bu da ilginç, önemli bir boyutta artış oldu. Yani minör bir artış şeklinde olduğu saptanmış tıp eğitimi içerisinde. Kapsanması gereken alanlara baktığımız zaman tıp eğitiminde bir evrimsel kavramlar, iki insan ya da ilişkili biyota, yarın da biyota ile ilgili, mikrobiyota ile ilgili bir konuşma var evrim açısından, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Sağlık ve hastalık kavramının mutlaka kapsanması lazım ve bu şekilde tıp mekanizmaları daha iyi ve daha kolay ve daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Ve hastalığın mekanizması nedir? Bu mekanizmalara nasıl evrildiği düşünülerek bu kavramlar mutlaka verilmesi lazım. Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği'nin önerisi var dedim. Evrimsel biyoloji kavramının mutlaka yer alması gerektiğini dekanlıklara önermiş durumda 2009 yılında ve yetkinliklerle tanımlamış durumda. Bu yetkinliklere baktığımız zaman aslında evrimsel biyolojinin tüm alanlarını kapsayan gerçekten çok detaylı bir şey var. Ben zaman açısından biraz şey kullanarak çok üzerinde durmayacağım hepsini ama slaytlarımdan siz onları alabilirsiniz. Bunun yanı sıra
doğal seleksiyon belli özellikler mekanizmalarını açıklayabilmek, davranışsal ekolojinin çekirdek ilkelerini anlamak, akrabalık seçimi ve kapsayıcı uygunluğu genel olarak tanımlamak, cinsiyet seçimi gibi çok geniş yetkinlikler tanımlanmış durumda Amerika için. Öğrenim hedefleri tanımlanmış durumda. Yine burada da çok geniş bir perspektifle öğrenim hedefleri kapsanıyor eğitim programları içerisinde. Yani öğrenim hedeflerini belirlemeden zaten tıp eğitimi yapmak çok bugün mümkün değil gibi görünüyor. Hangi konular özellikle veriliyor? En fazla programlarda görülenler antibiyotik direnci %94'ünde, virülans evrimi, toplum veya nüfus genetiği, popülasyon genetiği sabahı söylediğinde %80 civarında, genlerin seleksiyonu, mutasyon seleksiyon dengesi, seleksiyon düzeyi, konakçı patojen ilişkisi %40, yani %40'ın üzerinde olan konular burada yer alıyor. Çevreyle ilişkili yeni hastalıklar, karşılaştırma anatomi gibi savunma düzenlemeleri, yaşam tarihi evrimi, yolak bağımlılığı defektleri, primat filojeni, yakın seleksiyon, optimal ayırımı gibi konular tıp eğitimi içerisinde evrim biyolojisi olarak verilen konular olarak görülüyor. 2016 yılında yayınlanmış, çok hoşuma giden bir makale oldu bu. Avustralya ve İsviçre'de evrimsel biyoloji eğitimiyle ilgili ne yapılabilir gibi çalışma yapmış. Ve modüler bir sistem uygulanması yönünde karar verilmiş ve Avustralya'da mezun üniversite tıp eğitiminde bunu nasıl uygulayabiliriz diye düşünmüşler yaptıkları çalışmada ve de bir tam sömestr haftada 4 saat olmak üzere 12 hafta bir eğitim programı hazırlamışlar. Ve bu eğitim programında dersler, seminerler, tartışma oturumları ve öz yönelimli etkinlikler. Yani bir interaktif, tartışmalı bir eğitim modelinden bahsediyoruz. 48 saat bir sömestr içerisinde. Oldukça bence yeterli ve yoğun bir kavram olarak veriliyor. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde ne yapılabilir diye düşündüğümde Zürih örneğinde yüksek lisans, biyoloji yüksek lisans öğrencilerine 34 saat ders ve 39 saatte seminer. Yani aktif öğrenmeyi sağlayacak 39 saatlik bir seminer programı da uygulayarak mezuniyet sonrası tıp eğitiminde bunu kullanıyorlar. Bir de yine Zürih'te elektif ve seçmeli dersleri. Bunu da modüler bir eğitimle 4 saat 7 hafta gibi bir seçmeli ders olarak mezuniyet tıp eğitiminde bunu kullanıyorlar. Bu da tabii seçmeli olmasına rağmen yine oldukça yeterli gibi görülüyor. Bu programın incelediğim kısmıyla öğrenci yönelimli yaklaşım olması, interaktif sunumlarla yapılması ve seminer sunumlarıyla ve ayrıca da interdisipliner olması. Yani çok disiplinli bir etkileşimle yapılması önemli özellikleri bu programın. Öğrencilerin geri bildirimlerini sormuşlar. Bu program size ne katmıştır diye. Ve öğrenciler şöyle bir geri bildirim veriyor. Yeni bir perspektifle yeni düşüncelerin öğrenimi, içeriğin kendisi için çok yararlı olduğu, geniş konu yelpazesinin ilginç bir şey ortam yarattığı, evrimle ilgili tüm konuları kapsamakta ve öğrenciler eleştiren düşünmeyi sağladığı, bilimsel konulara farklı bir bakış ile verildiği ve sağlık ve evrimle ilgili geniş bir bakış açısı sağladığı gibi bir geri bildirim veriliyor. Bununla ilgili engeller ve yararlar diye baktığımızda bu eğitimle ilgili engeller kısmına baktığımızda sınırlar oldukça kaynaklar, sınırlı kaynaklar oldu. Biraz önce söyledim. Özellikle eğitici ve eğitim materyallerinin sınırlılığı önemli bir engel. Zaman
sınırlı zaman çok önemli çünkü aşırı yüklü bir müfredat var. Bunun içerisine tekrar bir evrimsel biyoloji eklemek problem gibi görülüyor ve düşük oranda da önemsemiyor. Yani önemsenmiyor bu kavram gibi düşünülebiliyor. Yararlarına bak ve potansiyel bir ihtilaftan bahsediliyor. Dini karşılık. Yani bunun dinle uyumlu olmadığı evrim teorilerinin gibi bir engel gibi görülüyor. Yararlarına baktığımız zaman temel bir konu olması ve uygulanabilir olması gibi iki temel yararı var bu işin. Türkiye'deki durum nedir? 3 yıl kadar önce bir araştırma yaptım, bir anket çalışması gibi ve Türkiye'de evrimsel biyoloji, evrimsel tıp ne kadar yer alıyor müfredatta diye genellikle oldukça sınırlı yer aldı. Genel olarak evrim teorisinin kapsamında 2-8 saat kadar. Evrimsel tıpla ilgili güncel konuların konuşulduğu, patojen evrimi, evrimsel kavramlar ve hastalık gelişimi. Bir tıp fakültesinde yarım dönemlik bir seçmeli ders oldu. Ve burada evrimsel tıbbın güncel konuları ve aşağıda saydığım bir sürü konunun kapsandığı şeklinde bir geri bildirim. Yani oldukça sınırlı bir şekilde evrimsel biyoloji tıp eğitim programlarımıza giriyor. Ne yapmalı? Bu biraz önce söylediğim sevgili Cem Terzi'nin, sizin de davet ettiğinizi bildiğim ama gelemeyen Cem Terzi'nin tezden aldığım slaytlar. Cem diyor ki, evrimsel biyoloji ve evrimsel tıbbın iyi öğretilmesi, doktorlara, hastalara, sağlık çalışanlara, araştırmacılara, sağlık alanında çalışan diğer uzmanlara önemli katkı sağlayacak. Bu eğitime tıp eğitimler önce başlanmalıdır. Aynen Amerika'daki örnekte olduğu gibi. Matematik, kimya, genetik gibi evrimsel biyoloji ve temel bilimlerin konusu olan bir tıp eğitimden önce öğretilmelidir. Adanmış bir bilim topluluğu inşa etmeliyiz. Öyle hekimlere ihtiyacımız var. Araştırmalar ve araştırmacılar, genç araştırma için özel bir eğitimler verilmeli. Aynen İsviçre örneğinde olduğu gibi. Araştırma fonları evrimsel tıp odaklı araştırmalar için destek sağlamalı ve tıp eğitiminde bir reform yapılması gerektiğini söylüyor, modernize ederek. Bu aynı slide iki kere. Şimdi bir akım tabii özellikle evrimsel biyolojinin tıp içerisinde bir temel bilim haline gelmesini savunuyor. Ancak o zaman belki daha çok gerçekten bu şey yapılabilir, kullanılabilir. Özellikle de bunun klinik bir perspektifle aktarılması gereği kaçınılmaz gibi bizim önümüzde. Ben bugün tıp eğitiminde özellikle üzerinde durulan bir konuyla da bunu ilişkilendirmek istiyorum. Modern tıp eğitiminin gelişiminde ileriye dönük olarak özellikle temel ve klinik bilimlerin derinlemesine entegrasyon olduğu konuşuluyor. Buna da derinlemesine entegrasyondan kastettiğim şey temel bilimlerle klinik bilimlerin tıp fakültesine girildiği birinci günden tıp fakültesine mezun olunduğu 6. yılın sonuna kadar bunun entegre biçimde verilmesidir. Harvard bunun öncülüğünü yapıyor ve birçok tıp fakültesinde daha derinlemesine entegrasyondan söz ediliyor. Ben buna Türkiye modelinde sosyal bilimlerin de entegre edilmesi gerektiğini inanan bir kişiyim. Mutlaka biz temel bilimler ve klinik bilimler, yine sosyal bilimleri tıp eğitiminin tüm dönemlerinde birlikte vermemiz son derece önemli. Bir de tabii bu konuyu incelerken eklediğim evrimsel biyolojiyi de burada entegre etmemiz lazım. Derinlemesine entegrasyonda bir araç olarak evrimsel biyoloji kullanılabilir. Hatta temel bilimlerle klinik bilimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir sürece yol açar. Eğer bunu iyi entegre edebilirsek tıp eğitimi içerisinde.
Sonuç olarak evrimsel biyolojinin tıp fakültesi mezunu analitik beceri ve eleştirel düşünme bireysel öğrenmesini kolaylaştırdığını, hastalıkların mekanizmalarının daha iyi anlaşılması ve tanı ve tedavi yöntemlerinin daha uygun kullanımını sağladığı, tıp fakültesi öncesi ve tıp fakültesi eğitiminden müfredatta mutlaka olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ve de temel bilimler içinde ayrı bir başlık olarak bunun yer alması ve tıp eğitimine birinci günden sonuncu güne kadar entegre edilmesi gerektiğini söyleyerek konuşmamı istiyorum. Teşekkür ediyorum.